sizi biraz tanıyabilir miyiz? Nerede doğdunuz? Ben 1943 yılında Ankara'da doğdum. Çocukluğum hep Ankara'da geçti. Dedem Dimitokalı, yani Selanikli, o günkü Osmanlı sınırları içinde Ali Rıza Efendi idi. Kendisi Balkan Savaşları'nda şehit düşmüştür. Babam 1310 doğumlu, yani 1896 yılında doğdu. Babam Birinci Can Savaşı ve İstiklal Harbi'ne katılmış ve İstiklal Harbi'ne madalyayla onurlandırılmış çok büyük bir Atatürkçüydü. Biz Atatürk sevgisini babam ve annemden aldık. Annem dört kardeş içinde tek okuyan insanmış. Ankara'da muallim mektebinde okumuş ve annem muallim mektebi Fransızcaymış Ankara'daki Osmanlı döneminde. Onun ilk mezunlarından ve Cumhuriyet'in de ilk öğretmeniydi. Ve rahmetli annem bize babamla birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en güzel sözlerini bize hatırlattı ve laikliğin ve bir de devlet hizmetinde dürüstlüğün önemini anlattılar. Onun dışında annem Fransızca ve Arapça bilirdi ve kendi başına Avrupa'yı gezen bir insandı. En çok da Almanya'ya giderdi. Abim orada olduğu için. Babanız ne iş yapardı? Babam devlet memuruydu ve rahmetli babam devlet memurluğunu devam ettirirken 1956 yılında vefat etti. Yani 62 yaşındayken öldü. Annem ise 1979 yılında öldü. 78 yıl yaşadı. Annem 1316 doğumlu, yani 1901 tarihinde doğdu. Kaç kardeşliniz? Tabii biz dört kardeşiz. Ben dört kardeşinde en küçüğüyüm. Ama daha çok ablalarımla aramızda yaş farkı olduğu için biz abimle ikiz gibi büyüdük. Annem bizim okumamıza ve müzik terbiyesi almamız için çok uğraştı. İlkokulu Anafartılar Caddesi'ndeki Atatürk İlkokulu'nda bitirdik. Ankara'da Atatürk İlkokulu'nda okurken annem bizleri, abimle beni müzik derslerine yazdırdı. Müzik hocamız o zaman Hikmet Şimşek'ti. Hikmet Şimşek daha sonraları Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın şefi oldu. Çok kıymetli bir müzisyendi. Ve bana mandolin ve keman dersi vermek istedi. Aynı şekilde abime de. Ben kemanı pek sevmediğim için mandolin kurslarına katıldım. Abim her iki kursa da gitti. Ve ben mandolinde kaldım. Abim kemanı ilerletti. O nedenle bizler çok şanslıyız. Öğretmen bir annenin evlatları olmanın faydasını o zaman gördük. Rahmetli babam akşamları karpiş ve pala büyük dediğimiz akşamcıların uğradığı yere uğrardı. Fakat Ramazan ayında orucunu tutar ve İbadullah Camii'ne, bizim oturduğumuz yerde Osmanlı camisi olan İbadullah Camisi vardı. Halil hemen altında, o Sulağan'ın yanında ve orada teravih namazına bizi de çocukken götürdü babam. O zaman sizin çocukluğunuz daha çok ulus ve anafartalar. Evet. O civarda geçti. Çıkrıkçılar yokuşu, Hal, evet. Anafartalar, Posta Caddesi, Taşan. Mesela o günkü Ankara şöyle bir gözümün önüne geliyor da okulumuz zaten en güzel yerdeydi. Anafartalar Caddesi'ndeydi. Okulumuzun sağ tarafında adliye binası vardı. Sonradan Kültür Bakanlığı ek binası oldu. Adliye binasının karşısında da Ferah Pasta Salonu vardı. Rahmetli babam bizleri keşküllü dondurma yemek için oraya götürürdü. Ve bu bizim için çok büyük bir nostaljiydi. Okulumuzun hemen karşısında Anafartalar Caddesi'nde Sus Sineması vardı. Onun altında Denizciler Caddesi'nde Sümer Sineması vardı. Ulus'ta ise, yani eski Taşan'da Sümer Bank'ın arkasında Yeni Sinema vardı. Ve İş Bankası'nın, bugünkü Ulus'taki İş Bankası karşısında Park Sineması vardı. Park Sineması'nı
çok rağbetliydi Ankaralılar için. Çünkü halk matineleri vardı ve 18 kuruştu. Evet. Ve ucuz olduğu için. O günkü Ankara gerçekten sinema açısından çok zengindi. Kızılay'daki sinemalar sanmıyorum. Büyük sinema, ulus sinema, Ankara sineması onların içinde en önemlilerdi. Genelde yabancı filmler mi oynardı yoksa? Yabancı filmler ve Türk filmleri yarı yarıya. Yarı yarıya oynardı. Bir de o yıllarda Rüzgarlı Sokak çok meşhurdu. Neden meşhurdu? 1950 ile 60 yılları arasında Rüzgarlı Sokak'ta Demokrat Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Zafer ve Ulus gazeteleri basılırdı. Evet. Ve rahmetli İsmet İnönü'yü biz çocukken Rüzgarlı Sokak'ta çok gördük gençliğimizin o yıllarında. O zamanki yazarlar da, önemli yazarlar da Evet, evet. Mesela Bülent Ecevit Ulus gazetesinin yazarıydı daha hiçbir şey değilken. O yıllarda Turan Feyzoğlu vardı. O yıllarda Kasım Gülek vardı siyasette. Evet. 60'dan sonra da Süleyman Demirel dönemi başladı biliyorsunuz. Şimdi o yıllar Ankara o kadar güzeldi ki yani anlatmakla bitmez. Mesela annemler Ankara'nın piknik alanları olarak daha çok hazırlık yaparlardı. Köfteler, soğuk köfteler, börekler. Gençlik Parkı'nda Recep Özgen Çaybaşı'na giderlerdi. O büyük bir nostaljiydi. Bizi de götürürlerdi. Onun dışında bağımız vardı Köçören'de, Kuyubaşı durağında. 20 dönümden büyüktü bağımız. Ve her türlü üzüm, her türlü bağ ve meyve ağaçları vardı. Kuyunun yanındaki taş yalakta toplanan üzümleri ablam ve annem ayaklarıyla çiğner, şırasını çıkarırlar. O şıradan babam ve eniştem şarap, ablamla annem de pekmez yapardı. Harika. O günler tekrar gelmez tabii. Şimdi ne bağ kaldı, ne yeşillik kaldı. Her yer beton oldu maalesef. Bütün hayatımız şeyine mi geçti çocukluğumuz Ulus çevresinde? Daha sonra... Sonra 1953 yılında Ulus'tan Yeni Mahalle'ye taşındık. Yeni Mahalle benim için apayrı bir olaydı. Çünkü Yeni Mahalle'nin ilk evleri hemen hemen toplasan 200 tane değildi. Bahçeli evlerdi. İki katlı veya üç katlı. Yeni Mahalle o yıllarda ortaokul vardı, lise yoktu. Biz nerede gittiniz o zaman? Liseye Yeni Mahalle'de. Onu anlatacağım. Şöyle oldu. Biz liseye Mustafa Kemal Lisesi olmadığı için, yapılmadığı için Gazi Lisesi'nde gittik. Yeni Mahalle'den veyahut da Atatürk Lisesi vardı. Bir de birinci ve ikinci erkek sanat enstitüleri vardı o zaman. Bütün Yeni Mahalle'nin gençleri ya sanat enstitülerine gittiler, ya Gazi'ye, ya Ankara, Atatürk Lisesi'ne gittiler. Biz aşağı yukarı 20 arkadaşla Gazi Lisesi'ne gittik. 1 ve 2. sınıfı Gazi Lisesi'nde okudum. 3. sınıfta, lisenin 3. sınıfında Yeni Mahalle'deki Mustafa Kemal Lisesi, yani Yeni Mahalle Lisesi bitti. Sonradan adı Mustafa Kemal Lisesi oldu ve biz bu okulun ilk mezunları olduk. Üçüncü sınıfı burada okuduk ve bizim Yeni Mahalle'deki güzelliğimiz böyle devam etti. Ve Yeni Mahalle'yi sevmemin bir sebebi de evlendiğimde orada oturdum. Evet. Yani 60'lı yıllarda ve halen rahmetli annemin çay içtiği, semaverle çay içtiği Recep Özgen Çaybaşı'na Gençlik Parkı'na gider bir nostalji yaşarım. Harika. O zamanki liselerdeki eğitim durumu nasıldı? Şimdi ona oraya gelecektim. Gazi Lisesi'nde biz çok şanslıydık. Evet. Öğretim kadrosu çok kuvvetliydi. Bizim tarih öğretmenimiz Enver Behnan Şapolyo'ydu. Kimdi bu insan? Atatürk'ün sofrasında gençken oturan çok önemli bir tarihçi. Hatta onun ben o yıllarda Mustafa Kemal, Alparslan ve Menişah'la ilgili 3 kitabını okudum. Enver Behnan Şapolyo bize ne Osmanlı'yı anlattı, ne Selçukları. O devamlı devrim tarihini anlatırdı. Yani inkılap tarihini. Ve Mustafa Kemal'i anlatırdı. Zaten biz annem ve babamdan aldığımız Mustafa Kemal sevgisini Enver Behnan Şapolyo ile perçinledik. Evet. Ve o yıllarda
eğitim şöyleydi, ben bunu rahatlıkla söyleyeyim. Bir lise mezunu bugünkü üniversite mezunundan daha iyi bilirdi. Gerçekten söylüyorum. Çünkü değil de öğreterek, böyle teoriye dökerek. Şimdi şöyle söyleyeyim, öğretim kadroları çok kuvvetliydi. Hal hatır için sınıf geçmek yoktu. Hak eden geçerdi, hak etmeyen geçemezdi. Evet. Onun dışında o günkü hocalarımı ben isim olarak da hatırlayabiliyorum. 1950'li yıllar sonundaki. Mesela coğrafyada Deli Adile derdik, lakabı değildi ama çok akıllı kadındı. Evet. Ve İngilizce Boncuk Selma derdik. O Boncuk Selma dedim mi dememizin sebebi de boynu kısa oluşuydu. Evet. O edebiyatta Piyale diye bir hocamız vardı. Böyle mefaülün, mefaülün, faülün diye bize Morse alfabesini ezberletti. Onun dışında da Cebir hocamız çok kuvvetliydi. Halis Muhlis Sivrioğlu adı. Çok enteresan, bakın Halis Muhlis Sivrioğlu. Adı ve soyadı. Tabii Gazilisi'nin Cebir hocası. Biz bu değerli hocalardan çok şey öğrendik. O zaman çok disipline dayalı, öğretmeye dayalı, evet, bir eğitim sistemi varmış. Yani tabii. Ezbercilik değil de. Ezber yok. Tamamen öğreneceksin, öğretecek. Evet. Ve sen ezbercilik biz kesinlikle şey almazdık dikkate. Ve zaten hocalar da ezberci öğrenciyi sevmezdi. Yani şeyi severdi hocalar, ilişki kuran öğrenciyi, olaylar hakkında, diyalektiği kuran öğrencileri severlerdi. Bu lise çağımız böylece ne geçti? 1962 yılında üniversite Ankara'da girmemiz lazımdı. Ben Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin 62-63 ders döneminde birinci sınıf öğrencisiydim. Şöyle, üniversiteye girmek o zaman sınavla mı oluyordu yoksa tercih miydi? Ha, onu da anlatayım. O zaman şöyle, Ankara Üniversitesi müstakil imtihan yapardı. İstanbul Üniversitesi müstakil imtihan yapardı. Ne demek müstakil? Yani Ankara'da merkezi olup da İstanbul'daki üniversiteyi yazamazdın. Sadece Ankara Üniversitesi'ne bağlı bölümleri yazabilirdi. Evet. İstanbul'da da İstanbul Üniversitesi'ne bağlı bölümleri yazar. Öyleydi bizde. Ben biraz da tarihçi olmamın, arkeoloji seçmemin nedeni herhalde Enver Behnen Şapoğlu'dur. Oradan mı geliyor arkeolojiye, tarihe olan ilginiz? Enver Bey'den. Tercih etmenizdeki Enver Bey'in mi kararları var? Tabii. Çünkü Enver Bey bize şunu dedi. Atatürk'ün 1931'de İsmet Üniversitesi Konya'dan çektiği telgraftaki gibi kati arkeoloji mütehassılarına lüzum vardırla biten cümlesini hep hatırlatırdı. Oradan bir aşinalık. Ve biz var. Ben o zaman arkeolojinin ne olduğunu Enver Bey'den öğrendim. Evet. Ben bilmiyordum. Çünkü lisede arkeoloji dersleri yoktu. Evet. Tarih dersi vardı. Sanat tarihi dersi vardı. Siz kaç yılında girmiştiniz fakülteye? 62 yılında. 1962 yılında. Klasik arkeoloji bölümünü mü tercih ettiniz? Ha, onu anlatayım. Bizim girdiğimiz zaman arkeoloji iki bölümdü. Evet. Bir tanesi Profesör Doktor Ekrem Akurgal'ın başkanlığındaki klasik arkeoloji. Diğeri de Profesör Doktor Tahsin Özgüç'ün başkanlığındaki Ön Asya Arkeolojisi. Artı bir de Halil Demircioğlu'nun, Profesör Halil Demircioğlu'nun Eski Çağ Tarihi bölümü vardı. Evet. O mitoloji dersi de verdi. Oradan da ders alıyor muydunuz? Mecburduk. Hı. Onu anlatacağım. Filoloji dersleri var mıydı? Filolojiden dersler alıyor muydunuz? Tabii çok güzel bir konuya girdiniz. Evet. Şimdi bizim şansımız Profesör Samim Sinanoğlu ve Profesör Suat Sinanoğlu'nun öğrencileri olmaktı. Biz artı bir de inkılap tarihinde Mustafa Akdağ gibi kıymetli bir insanın hocamızdı bizim. Evet. Yani bizim nesil dil tarihinin en iyi hocalarında okudu. Kimler vardı mesela bölümde, klasik arkeolojide hocalarınız kimlerdi? Sayar mısınız? Tabii. Şimdi Ekrem Akurgal ordinaris profesördü. Ben üniversiteye gelene kadar ordinarisin ne olduğunu bilmezdim. Evet. Onun için de biraz heyecanlıydım bir ordinaryüsle tanışacağım diye. Tanıdıktan sonra da ordinaryüsün o kadar büyütülecek bir şey olmadığına inandım. Evet. Şimdi bizim bölümde Akurgal'ın dışında doçent Yusuf Boysal ve doçent Baki Öğün vardı. Evet. Asistan olarak Cevdet Bayburtluoğlu ve Ümit Serdaroğlu vardı. Başka da öğretim görevlisi yoktu.
Öner Seda, Tahsin Özgüç, Profesör Tahsin Özgüç, Profesör Nimet Özgüç ve Kutlu Hanım vardı. Kutlu Hanım yeni asistanlığını bitirmişti. O nedenle onun dışında fazla hoca yoktu. Evet. Biz eski çağ tarihi de tamamen Halil Demircioğlu'nun inisiyatifindeydi. Diğer yardımcı dersler alıyor muydunuz? Tabii. Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela ben yardımcı ders bizde mecburiydi. Şöyle mecburi. İnkılap tarihi dersini geçmeden ve İngilizceyi geçmeden üçüncü sınıfa geçemezsin. Evet. Yani onları bitireceksin. Evet. Oradan mezuniyet şey alacaksın. Ondan sonra. Artı Latince anlatacağım. Latince, Yunanca ve sanat tarihinden üçünden birini almaya mecburduk. Evet. Üçünden birini alıp da bitiremeyen mezuniyete giremezdi. Siz hangisini tercih ettiniz? Latince. Latince ile nasıl aranız? Vallahi ben Güngör Hanım'ı çok severim. Sinanoğulları... Evet, Güngör Hanım'ı çok severim. Bir de Sinanoğullar beni çok severdi. Evet. Hatta beni asistan aldım. Sen bizde kal. Yok dedim hocam, ben arkeoloğum dedim onlara da. Evet. Mecburiydi. Arkeolojiye girdiniz, sevdiniz değil mi? Yani hani tabii. Böyle, şimdi arkeoloji... Kimisi girer sevmez, kimisi gönülden bağlanır, asılır evet. Mesleğine. Siz herhalde... Sevdiğiniz arkeolojiyi ve devam etmek için elinizden geleni yaptınız. Evet. Sonra. Şimdi esasında arkeoloji bir hobi olarak görenler var. O zaman da mı öyleydi? Tabii. Hele bizim zamanımızda. Arkeoloji zengin mesleğidir. Sosyete mesleğidir. Hatta Profesör Akın Monsieur Matmazel derdi öğrencilerine. Biz kızardık. Ve bize de Anadolu'dan gelen insanlar da köylü derdi. Evet. Ve hakikaten bu üzerdi bizi. Ben Sayın Akurgal'ın kazılarına sadece bir yıl gittim. Onun dışında Yusuf Boysal, Baki Öğün hocalarımın kazılarına katıldım. Bir de Ümit Serdaroğlu'yla birlikte çalışma yaptık Bodrum Yarımadası'na. Kazılara gittikçe veya öğrenciyken gezilere gittikçe herhalde arkeolojiye bakış açınız değişti değil mi? Zaten arkeoloji sevmenin iki yolu var. Bir tanesi evet. Kazılar, bir tanesi evet. Geziler. İyi bir arkeolog olmak için temin de söyledim. Geziler çok önemli, kazılar çok önemli. Şimdi ben şanslıyım, hem gezilere katıldım hem kazılara. Eski çağ tarihini kendimize yakın gördük, dersini de aldık. Halil Demircioğlu gelirdi profesör ve Halil Bey bize mitoloji dersine de gelirdi. Filolojide kimler vardı filoloji bölümünde? Şimdi şöyle söyleyeyim, İngiliz Filolojisi'nin başkanı Ahmet Uysal'dı. Çok kıymetli bir hocaydı. Zaten bizim arkeoloji bölümü İngilizceyi geçemezse 3. sınıfa başlayamazdı. Evet. Yani İngilizceyi mutlaka kazanacaktı ki o not öğrenci işlerine gidecek. Ondan sonra 3. sınıfa devam edebiliyordu. Aynı şekilde Suat ve Samim Sinanoğullar profesör. Bize Latince ve Yunancı'yı öğreten Güngör Varımlıoğullar. Çok kıymetli insanlardı. Ve gerçekten biz onlarda okuma şansı bulduk. Ayrıca gene şanslıydık. Ortodont sanat tarihi bölüm başkanıydı. Biz ortodontu sevdiğimiz için onun da dersine girerdik. Alman mıydı kendisi? Alman. Alman ve Kubadava Sarayı'nı Beyşehir Gölü'ndeki kazardı. Maalesef ondan sonra ben maalesef diyorum gerisine girmiyorum. Evet. Şimdi Evet. Okurken bayağı bir gezilere gitmişsiniz. Çok. Nasıl oluyordu? O zamanki koşullarda gezilere gitmek zor olmuyor muydu? Bu gezilerin eğitiminize nasıl bir katkıları oluyordu? Şimdi çok güzel söylediniz. Bir kere bizim arkeolojide zenginler vardı, bayanlardı. Bizim erkekler yani mesleler Ekrem Bey'in tabiriyle hepimiz emekli ailelerin, devlet memurlarının çocuklarıydık. Orta düzey gelir. Orta düzey. Ve rahmetli annem çoğu geziye gitme oğlum paramız az derdi. Evet. Biz komite kurduk, gezi komitesi. Ümit Serdaroğlu'nun başkanlığında. Evet. Gezi komitesinde de arkeolojinin o zaman sevilen insanları vardı. İşte Gürbüz Alp, ben, Erçin Ersoy, Oktay Pasinli, Kamil Özçaban gibi. Ve biz geziye gider katılırdık. Bizim parayı da araba 45 kişiyse onlara bölerdik, onlar öderdi. Ama onlara söylemezdik. O şekilde bütün gezilere giderdik. İlk gezinizi nereye yaptınız öğrenci? Gordon.
Gordiyon yastığı yaptık. Otobüsle mi, kamyonla mı? Kamyonla. Ve bakın, bizim gezilerimizde Yusuf Bey, Baki ve Ümit Bey olurdu ama Gordiyon'a talebe olarak gittik. Evet, o zaman Yiğit Sayılgan bir Konya seyahati yapmıştı. Bir de Gordiyon kamyonla. Evet. Her ikisine de katıldık. Yiğit nereden buldu? Kamyoncu bir tanıdığı vardı. Onun kamyonuna bindik, karpuz gibi. Onunla gittik, onunla geldik. Ama anılarımızda çok yer etti Gordiyon. Hele Coşkun, ben, Aykut, bizim Tbilisi'nin kenarında twist dansı yapmamız dillere destan oldu. Tabii twist again diye onu zaten yapmayanı sınıfa almazdık. Onun dışında Gordiyon'da, Yassıöyük'te daha o zaman müze yoktu. Yoktu. Mozaikler, oradaki mozaikler çıkmamıştı. Fakat öğren yerinde çok iyi çalışma yaptık. Onun dışında Gordiyon'da Kral Yolu ve Pers Yolu'nu takip ettik. O yol sonradan benim 72 yılında kazı yaptığım Tuğrulöyük'ten de geçiyordu. Hacı Tuğrul'dan. İskender'in... Zaten Anadolu'da 3 yol var. Büyük İskender Yolu, evet. Roma Yolu, Kral Yolu. Evet. Peki bu Gordiyon gezisinde bakıyoruz, gerçekten güzel bir kaynaşma var. Evet. O zaman öğrenciler kendi arasında daha dayanışma içindeydik. Dayanışma, ekonomik koşullar zor olsa da paylaşarak gezme. Evet. Böyle bir güzel bir atmosfer olduğu anlaşılıyor. Şimdi Soner Bey, dayanışma şöyleydi. Biz bölüşürdük. Mesela biz evet parayı toplardık ama komite sonra derdik ki gezinin sonunda para artınca bütün geziye katılanlar ziyafet verirdik. Evet, harika. Yani onu cebimizde tutmazdık. Anladım. Kesinlikle tutmazdık. Bölüşmeyi severdik. Evet, o günkü ortamla da alakalı değil mi? Tabii tabii. Ve o günlerde bir kere her şeyin evvel biz Atatürkçüydük. Evet. Bizim fakültede bizi Atatürk'ü sevdiren de Mustafa Aktağ'ydı. İnkılap tarihi hocamız. Maalesef Mustafa Aktağ'ı dekanlığında da harcadılar. Sonra da harcadılar. İsim vermeyeyim kimler harcadı. Onları dil tarihinin 60 yıllarını bilenler çok iyi bilir. İnkılap tarihini ondan öğrendik. Atatürk'ü Enver Bey'den, Şapoz'dan öğrendik. Evet. Ama daha ilkokuldayken Atatürk sevgisini anneyle babadan öğrendik. Evet. Elbette Atatürkçü olacaktık. Çünkü ben 62 yılında dil tarihe gittiğim gün bir baktım, kafamı kaldırdım. Hayatta en hakkı mürşit ilimdir. Girişte yazıyor değil mi? Tabii. O cümleden sonra Atatürk'ün büyüklüğünü bir daha anladım. Evet. Ve Gazi... o kadar bir arkeolojiye önem vermiş ki işte 1931'deki İsmet Paşa'ya arkeoloji mütehassınlarına kat'i lüzum vardır cümlesi hepimiz için çok önemlidir. Ve Atatürk sağlığında da ölen yerleri ziyaret ederdi. Hatta daha Cumhuriyet kurulmadan Eti Müzesi'ni kurmuştur Atatürk. Ankara'da. Evet. Düşünün yani. O kadar önem veriyor bu olaya. Ve Ahlatlı Bel kazılarının kazının yapacağı yere Hamisli Bey Koçaylılara söyleyen kişidir Mustafa Kemal. Türkiye'de arkeoloji bugün belli bir seviyedeyse bunda Atatürk'ün büyük katkısı var. Siz bunu o yıllarda anlamışsınız zaten. Arkeoloji şu anda Türkiye'de Avrupa'yla boy ölçüşebileceğimiz bilim dallarından biri. Geldiğimiz noktada Atatürk'ün bu temelinden kaynaklanıyor galiba. Evet. Anladığımız kadarıyla. Evet. Peki bu gezilere geri dönersek, Gordiyon'dan başka geziler yaptınız mı öğrenciler ve hocalarınızın katılımıyla? Soner Bey, geziye devam edeceğim ama çok güzel bir şey aklıma geldi, onu söyleyeceğim. Evet. Şimdi siz dediniz ki yani arkeoloji eğitiminde hocaların rolü mutlaka var. Ama biz arkeolojide şunu öğrendik. O da hocamız Ekrem Akın'ın bize mirasıdır. Stil kritiği. Biz stil kritiği Ekrem Akın'dan öğrendik. Bir eserin hala ben mezun olalı, ben 65-66 mezunuyum. Aradan uzun yıllar geçti. Eserin hangi dönem olduğunu 50 yıl hatayla söyleyebilirim. Ama neyle? Stil kritik yoluyla. Gezilerin buna katkısı oluyor muydu? Eser evet. Yerinde. Şimdi gelelim ona. Evet. Elbette gezilerin büyük katkısı vardı.
Çok büyük katkısı vardı. Mesela ben Gordion'u istediğim kadar planını okuyayım, Ekrem Bey'in kitabından okuyayım, Frick kitabından gezdiğim kadar öğrenemezdim. Ama biz sadece Gordion'da kalmadık. Ondan sonra Kapadokya gezimiz vardı. Başka ve tabii ondan sonra Boğazköy'ü Alacayük. Hem de Boğazköy'ü Alacayük'ü iki kere gittik. Orada bir hangi hocalarınız geliyordu sizin? Yusuf Bey'le gittik. Bir de Yusuf Bey'le Kastamonu, Küre Dağları seyahatimiz oldu. Sinop seyahatimiz oldu. Ümit Serdaroğlu'la Bodrum, Bafa Gölü, Herakle Etlatmos, ondan sonra Eiromos, Ümit Bey'le gezdiğimiz geziler, sonra meşhur Samandağ, İvris gezimiz ve Samandağ. Ümit abiyle aşağı yukarı iki şey yaptık. Baki Öğün'de de Antalya'da, Aksu Öğretmen Okulu'nda kaldık, oranın misafirhanesinde. Fakat en çok da bizi cezbeden yer Termessos oldu. O Kartal Yuvası gibi İskender'in bile zapt edemediği Anadolu'nun o güzel Roma kentinde, Yunan döneminde de yaşamış şehrine gittik ve hayran kaldık. Niçin? Tiyatrosu muazzam, Hadrian Kapısı muazzam, nekropol zenginlik içinde. Mabetler, gimnazyum ve Termessos diyor ki beni restore edin diye bağırıyordu o yıllara. İnşallah Haluk Abbasoğlu çalışıyordu bir ara bildiğim kadar, onun doçente çalışıyordu. Restorasyonu yapmışlardır hiç olmazsa bazı eserlerin. Yapılmadıysa yazık. Gezilere tekrar dönersek bir Samandağ gezisinden bahsedelim. Nasıl oldu Samandağ'a, neden Samandağ'a gittiniz? Samandağ gezisi adı koymamızın sebebi gene bizim seyahat komitesi. Ümit abi dedi ki çocuklar Samandağ'a kadar gideceğiz. Biz gezinin adını Samandağ koyduk. Abi en az Samandağ'da kaldık. Evet. Şimdi çünkü çok büyük bir şey yaptık, trail yaptık. Bunun içinde İvris de dahil, İvris kabartması. Eflatun Pınar, Beyşehir'e yakın Beyşehir'in onlar dahil. Ve Mersin'e indik. Mersin'den Adana, Adana'dan İstos ve Samandağ gezisinde bir maç anınız var. Biraz ondan bahsedebilir misiniz? Şimdi o gezi iki gün kaldık. Birinci günün akşamı Samandağ'da Barikan Oteli'nde kalıyoruz. O zaman Barikan Oteli'nde kalmak, şimdi kalamayız. Demek ki paramız da ayarladı, Ümit abi ayarladı. Komitedeki Turgut para ne kadar? Şu kadar. Paramızın üçte ikisini oraya verdik. Bir de akşam İçkiler, Aziz Bey'in oğlu Turgay Barikan dedi ki içkisine maç yapalım. Barikan Oteli'li arkeoloji öğrencisi. Sahibinin oğlu mu? Tabii Aziz Bey'in oğlu Turgay Barikan. Evet. Tabii Turgay Bey kaybetsin önemli değil. Koca otel olun. Ama biz kaybedersek yandık. Gezinin bütün paraları gitti. Kazanmak için işte Gürbüz Alp'i maçın hakemi yaptık. Onlar istiraz etti ya bu da sizin. Hayır dedik. Saha sizin, bari hakim bizden olsun. Neyse, kaleler de o zaman taş konuyor. Yani o şekilde. Maç başladı, 3-2 mağlubuz biz. 3-3 oldu. Fakat onlar bir gol attı. Nizami gol. Biraz kalecinin üstüne gitti. Kalecimiz tutamadı. Şimdi Gürbüz golü verdi, mağlubiyet ve maçın bitmesine de 1-2 dakika var. Biz hemen Gürbüz üzerine bir yürüdük. Ne yapıyorsun sen Gürbüz, mahvoluruz mu? Gürbüz bir dakika dedi, onlar da bir dakika dedi. Gitti şeye, kaleciye, sen bir zıpla dedi. Bizim kaleci zıpladı, gol değil dedi. Sanki top orada asılıdır. O anı yüzünden Allah rahmet eylesin Gürbüzal. İyi bir meslektaşımdı. Kendisiyle hem Müşkebi'de hem Teors'a birlikte çalıştım. Nur içinde yatsın. Onun dışında bizim için Samandağ geçti. Ümit abinin fedakarlıklarla dolu bir geziydi. Ve biz aklımıza gelen her türlü arkeoloji bilgisini de o gezilerde öğrendik. Ve ben 65-66 yıllarında Ümit abiyle Karya kentinin, Halikarnos şehrinin Sitivoğlu'nu çizdik, hazırladık. Mindos kapısı dahil ve artı Arkendosas adasında, yani bugünkü Karaada'da Templum in Antis vardır tepede.
ve Temmuz'un antisse tırmandık. O günkü şartlarda o Maki forması yanında oraya çıkmak, ki Pırnal meşeleri dikenlidir, bayağı zahmetliydi. İşte Ümit abi, ben, Ersin Ersoy ve Erol Kavşit. Dört kişi. Ve ölçülerini aldık Templeman Antis'in. Bizden evvel de 4 feyetin falan yaptığı bir yer. Ama onlar, Ümit abi yayınlamıştır herhalde. Hatta ondan sonra da Haluk Yalçınkaya ile Ahmet Tırpan da oranın ölçülerini yaptılar. Ama onlar 60 yılların ikinci döneminde. O zaman arkeoloji eğitimi arazide olmak, işte hem geziler hem arazide pratik yapmak, kazılar, mutlaka kazılara gitmişsinizdir. Birazdan onlara da gireriz. Arkeoloji böyle daha böyle pratiğe dayalı, ezber değil de hani derslere, ders odaklı değil. Uygulamalı. Uygulamalı bir eğitim sistemi varmış ve bir kaynaşma, paylaşma, özellikle gezilerde böyle herkesin mutlu olduğu bir ortamda bir eğitim sistemi varmış. Şimdi şöyle Soner Bey, arkeoloji gezileri ve arkeoloji kazıları herkese nasip olmazdı. Evet. Yani diyelim ki bizim sınıfımız 40 kişi yahut 30 kişi yahut 20 kişi. O 30 kişiden biz şöyle seminerlere 1 ve 2. sınıf aynı girerdik. Bir de 3 ve 4. sınıf aynı girilirdi bizim dönemimizde. Evet. Yani 1 ve 2. sınıflara, yani 1'den 4. semestre kadar aynı sınıf aldılardı. Ve bir 5. semestreden 8. semestre kadar da aynı sınıf aldılar. Biz onun için çok kaynaştık. Kaynaşırken de gezilere ekonomik nedenlerle çoğu arkadaşımız gelemezdi. Evet. Ama kazılara da başarılı öğrenciler giderdi. Yani o şimdi benim kazılarda arkeoloji öğreniyor ama şöyle söyleyeyim, biz benim sınıfımdan kazıya giden 5 kişiydik. Düşün. Çok fazla da kazı. Kazı çok var. Vardı değil mi? Ama başarılı öğrenci az. Evet, seçilirdi yani. Evet. Tabii hocalar da şey, başarılıların içinde en başarılarını almak istiyor. Evet. Hatta Akurgal bize, hiç unutmam, siz Yusuf Bey ile Baki Bey'in köylülerin kasına gittiniz, gidin onların yanında kalın diyerek de ters bir cümle söylüyor. Bize köylü derdi. Evet. Bana, Ramazan Üskan'a, Fahri Işık'a. Evet. Ama biz Akurgal'ı gene severiz, hocamızdır. Allah rahmet eylesin diyelim. Çünkü çok kıymetli bilgileri ondan öğrendik. İşte temin bahsettim, stil kritiği. Öğrenciyken kazılara katıldınız mı Turgut Bey? Tabii, zaten kazılara katılmasaydım arkeolojiyi sevemezdim. Hangi kazılara gittiniz öğrenciyken? Talebeyken ilk gittiğim kazı Yusuf Boysal ve Bağköy'ünün, onlar o zaman doçentti. Müştereken yaptıkları Teos kazısı. Teos antik kenti, bugünkü Sağcık Köyü'nün hemen ilerisinde Seferihisar Yarımadası'nda bulunmaktadır. Benim Teos kazısına gitmemle beraber Hermogenes Mabedi'nde Batı akültüründe çalışmalı olan bir şanstır. O zaman kazı da Ramazan Özkan, Fahri Işık, Abdullah Yaylalı, Mehmet Eskioğlu, Aykut Özet, Işık Bingöl, Beyhan Akkoyunlu, Perihan ve şu an Kadir Sayılgan gibi çok kıymetli arkeoloji öğrencileri vardı. Kazı başkanı kimdi? Doçent doktor Yusuf Boysal'la Bakü'nün. Müştereken yapıyorlardı. Kazı koşullarınız nasıldı o zaman? Kazı koşullarımız o zamanlar çok bize göre güzeldi ama çok iptidaydı. Çünkü deniz kenarında çadırlarda kalırdık. Evet. Ve o zaman Teos koyuları, ekmeksiz koyu, akkum koyu bomboş. Hatta bizler ben Fahri ile beraber kalırdım çadırda. Tabii çadırda bütün öğretmenler de, yani Yusuf Bey ile Baki Bey de aileleri vardı. Onlar da çadırda kalırdı. Ve kazı alanına da yürüyerek giderdik. Çünkü sahildeydi çadırlar. O yıllarda Ramazan Üskan Ey Çukuru adlandırdığımız seramikte çalıştı. Fahri, ben ve Abdullah Hermogenes'in Dionysos Mabedi'nde çalıştık. Doğu ve Batı akraterlerinde. Ve ne güzel bir buluntudur ki 64 yılında Batı akraterinde çok güzel bir yüksek kabartma heykel bulunmuştu. Bu kazı araziler özel şahıslara mı aitti? Şimdi
Doğru söylediniz. O zamanlar arazi kıymetsizdi. Tapulu arazilerdi. Yani mal sahibine ben burayı almak istiyorum dediği zaman hayır demezdi. Evet. Çünkü bir şey yetişmiyor tütünden başka. Biraz da narinciye ve azıcık da şey var, meyve ağaçları. O nedenle yani o zaman arazi kıymetsizdi 60'lı yıllarda. Öyle bir sorun olmadı. Köylülere derdik biz burada kazı yapacağız, şurada yapın derdi. Ama bazı yerlerde istimlak yoluyla alırdık ama çok küçük bedeller ödeyerek. Hermi Güneş Mabedi'ni şundan dolayı ben överim. Anadolu'da Hermi Güneş'in iki tane mabedi var. Bir tanesi Teos Dionysos Mabedi, bir tanesi de Magnezi Artemis Leucophria Mabedi. Her ikisi de Pseudodipteros nizamdadır. Yani yalancı çift sıralı mabedi ilk yapan mimardır Hermogenes. Tapınağı gibi yani. Tabii. Ve Hermogenes'in eserinde çalışmak talebeyken bizi çok mutlu etti. Orada gördük mabet nedir, Temenos duvarı nedir, Odeton nedir, Naos nedir, Opistolomos nedir, her şeyi, yumurta sırası nedir, sütun nedir, sütun altında torus topuktan itibaren akantus, her şeyi biz bizzat kazılarda öğrendik. O zaman arkeoloji öğrencisi için kazıya gitmek, kazıda çalışmak son derece önemli değil mi? Yetişmesi evet. Açısından. Evet ama bu her öğrenciye nasip olmuyordu. Çünkü kazılar sınırlıydı, öğrenci fazlaydı. Evet. Hocalar da en iyi öğrencileri götürürlerdi kazıya. Hocalar da haklı. Çünkü kazıda faydalı olması lazım hocaya, öğrencinin. Ama biz, ben, Fahri Işık, Abla Yaylalı, Ramazan Özkan, Mehmet Eskioğlu, Aykut Özet, Coşkun Özgünal şanslıydık. Niye? Çünkü kazılara bizi alırdı hocalar. O nedenle şanslıydık. Siz de herhalde hakkını veriyordunuz. Tabii. Zaten Ekrem Akurgal, ben 3. sınıfa geçtiğimde Recep Meriç de beni odasına çağırdı. Bizim pembe katta arkeolojinin kütüphanesi vardı. Evet. En dipte. Dedi ki bu anahtar iki tane. Birini Recep'e verdi, birini bana. Kütüphaneden ikiniz sorumlusunuz dedi. O zaman Lippold'lu Richter gibi Greek Architecture, Greek Sculpture diye bizim el kitabımız. Yani o olmazsa arkeoloji olmaz dediğimiz kitaplar vardı. Kıymetli. Ama yerli yani arkeolojide o zaman kitap sıkıntısı vardı değil mi? Türkçe kitap yoktu. Evet. Türkçe kitap sıkıntısı. İngilizce, Fransızca aradığın kadar. Hatta arkeoloji kütüphanesi vardı evet. Pembe katta. Evet. Yani Türkçe kitap bir tek Arif Mitmansen'in kitabı vardı. Ege ve Yunan tarihi. O da zaten arkeoloji kitabı değil. Bir sanat tarihi ağırlıklı bir kitaptı. Ama bizim için çok faydalıydı. Ekrem Bey de kitaplarını Ekrem Bey, yabancı dilde yazıyordu değil mi? Evet. Ekrem Bey, ya biz bunu şikayetle gittiğimiz gün bize köylü dedi. Neden? Lisan bilmiyorsanız ne işiniz var arkeolojide? O zaman genel yaklaşım buydu değil mi? Tabii. Ve bir de bilen öğrencilerin arkeolojisi. Kızlar güzel olacak. Erkekler mesleler yani Ekrem Bey'in istediği gibi olacak. Evet. Ekrem Bey'e biz ters geldik. Neden? Biz çünkü Anadolu insanıydık. Ama onun içinden de çok önemli arkeologlar çıktı değil mi? O devirden işte bakın sayıyorum bugün Fahri Işık kitap üretiyor. Ramazan Özkan Roma heykelleri konuda çalışıyor. Mesela gene o yıllardan. Abdullah Yaylalı gene o yıllardan. Recep Meriç. Yani benim sınıf arkadaşlarımdan profesör ben hariç profesör olmaya kalmadı. Yani bu yaklaşım doğru değil mi? İlla zengin olması gerekmiyor iyi bir arkeoloji öğrencisi olmak veya ileride iyi bir bilim insanı olmak. Şimdi o da şundan. Arkeoloji şimdi büyük Atatürk 30'lu yıllarda çok büyük ileri gören bir insan Almanya'ya ihtisas için arkeoloji öğrencileri gönderiyor. 31'deki İsmet Paşa'ya yazdığı telgraftan sonra. Ve o telgrafın yani o Mustafa Kemal'in sayesinde Akurgallar, Halet Çamberler, Sedat Alpler, daha bu isimleri çoğaltabilirim. Tahsin Özgüçer doktora yaptılar Avrupa'da. Sonra yurdumuza gelip onlar bir kıvılcım olarak gidip ateş gibi döndüler ve Atatürk'ün sayesinde arkeoloji oturdu. Zaten Atatürk
Türk Tarih Kurumu'nu 31 yılında kurarken şu cümleyi söylüyor. Bunu bir arkeolog değil, 1000 arkeolog bir araya gelse kuramayız. O Tarih Kurumu'nun girişinde yazar. Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikatler insanlığı şaşırtacak mahiyet alır diyor. Yıl 31, 1931. İşte Mustafa Kemal tarihe böyle bakıyor. Ve Anadolu tarihini sizler araştırın diyor. Onun için Ahlatlı Berkazı'nı bizzat gidiyor ve kazı yerini gösteriyor. Onun için daha Cumhuriyet kurulmadan Eti Müzesi'ni kuruyor Ankara'da. Bunu misalleri çoğaltabiliriz.